Ahmet Hakan, CHP'nin önde gelenlerine dair kişisel izlenimler. Kemal Kılıçdaroğlu, yerinde olmak istemeyeceğim birinin adını söyle deseler onun adını söylerim. O derece yani. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin başına mı geçse, İstanbul'a yeniden aday mı olsa, hayatının kararını vermek durumunda. Bu yüzden zorlanıyor. Canan Kaftancıoğlu. İmamoğlu'na öyle gıcık oluyor ki hiçbir iktidar yanlısı İmamoğlu'na onun kadar gıcık olmuyordur. Gökhan Günaydın, Deklere İmamoğlu yanlısı. Buna rağmen partinin kurumsal yapısının göbeğinde tadını çıkarıyor bu durumun. Eren Erdem, çırpınıyor, savaşıyor, kavganın tam göbeğinde. Bir serden geçti gibi, bir fedai gibi. Kendisini resmen hedef haline getirmiş durumda. Kaderini Kılıçdaroğlu'nun kaderiyle birleştirmiş gibi. Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun en has adamlarından biri. Sessiz ve derinden gidiyor. Sadece kritik zamanlarda kafayı çıkarıyor. Tarzı bu. Erdoğan Toprak son günlerde biraz sütüre gerisine çekildi. Ama aslında o bir genel koordinatör. Çekip çevirme, toparlama falan. En sevdiği işler. Özgür Özel. İtikatte Kemalci, amelde Ekremci. İki taraftan da tam olarak kopamıyor. Bu açıdan beni en çok şaşırtan isim. Engin Altay. Kemal Bey'in en güvendiği isimlerdendi. Zoom toplantısındaki efkarlı hali en çok Kemal Bey'i yaralamıştır sanırım. Mansur Yavaş, seçim gecesi yaşadığı trajedinin ardından elini eteğini çekti bu işlerden. Aman beni karıştırmayın bu parti işlerine der gibi bir hali var. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı. Son anda Kerimoğlu Zeybe'yi gibi İmamoğlu'nu hedef alarak oyuna dahil oldu. Kalıcı olur mu bilmiyorum. Selin Sayekböke. Meşhur Zoom toplantısında adı geçti ama görüntüsü yoktu. Bunu fırsata çevirip ortadan kaybolmayı tercih etmiş görünüyor. Zarif bir köylere çekiliş projesi. Geçenlerde sabah gazetesinde şöyle bir haber gözüme çarptı. AK Parti tersine göç için düğmeye basıyor. Memleketine dönene teşvik. Haberi okur okumaz aklıma geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğim Hasan Mete'nin kendine adadığı köye dönüş projesi geldi. Hasan Mete akıllı cazibe köyleri ismini verdiği bir proje geliştirmiş. Projeye göre bu köyler kendi enerjisini üretiyor sıfır atıkla çalışıyor. Rekolte hesaplarıyla tarım yapılıyor. Son teknolojinin kullanıldığı bu köylerde hem yaşam standartları çok yüksek hem de müthiş bir üretim çabası söz konusu. Uzmanlarla fizibilite çalışmasını yapmış Hasan Mete. Köyün 3 yıl gibi kısa zamanda kendini amort ettiğini söylüyor. Bu projeyi devletteki bazı yetkili isimlere anlattığını söyleyen Hasan Mete, beklediği gibi ilgi görmeyince Kars, Erzurum ve Sivas'ta 3 köy projesini kendi başına yapmaya karar vermiş. 2024'te ilk kazmayı vuracaklarmış. Amacı projesinin nasıl sonuçlanacağını bu örnek köy projeleriyle herkese göstermek. Kanaatim şudur. Hadi gelin köyümüze dönelim denilerek köye göçü sağlamak mümkün değil. Bunun yolu akıllı cazibe köyleri türü projelerden geçiyor. Paketlemelerin en şahanesi. Bir video dolaşıyordu ortalıkta. Maganda'nın teki bir kadını bayıltana kadar dövüyor, arabaya sürüklüyor ve çevresindekileri tehdit ediyor. İzleyen herkes gibi ben de acayip hırslandım. Bulun bu magandayı diye feryat edenler arasında yer aldım. Ve anında sonuç. Polisimiz Esenyurt'ta paketlemiş adamı. Hayatımda gördüğüm en şahane paketlemeydi. Teşekkürler Türk polisi. <laughs>